Ada çayının faydaları nelerdir? İstanbul'a ilk kez Marmara Adası'nda getirildiği için ada çayı olarak adlandırılan bu bitki Ege bölgesinde acı elma olarak da bilinir. Tıbbi ve aromatik bir bitki olan ada çayının yaprakları kaynatıldığında çay olarak içilebildiği gibi esansı ya da farklı bir deyişle uçucu yağı elde edilerek kullanılır. Faydalarına gelecek olursak, depresyonu ve stresi azaltır, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur, beyin fonksiyonlarını geliştirir, ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir, cilt leke ve hastalıklarında kullanılır, mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır, menopoz sonrası belirtileri hafifletir, sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir ve son olarak aşırı terlemeyi azaltma yönünde etkileri vardır. Peki ada çayını nasıl demleyebilirsiniz? Ada çayı genellikle kaynatılarak yapılsa da aslında demlenerek hazırlanması gerekir. Bu sayede besin değerleri daha iyi korunur ve daha yoğun ada çayı tadı elde edilebilir. Kaynar suda çok uzun süre tutulması hem bitkinin faydalı etkilerini kaybetmesine hem de çayın tadını acılaştırabilir. Ada çayının 2 dakikadan uzun süre kaynatılması ile toksik bileşenler açığa çıkarak çayın zararlı hale gelebileceğini de öne sürmekte fayda var. Yaklaşık 2 gram ada çayı üzerine 200 ya da 250 ml kaynar su ilave edilerek 10 dakika kadar demlenir. Yaprakları süzülür ve fincana doldurularak bu şekilde servis yapabilirsiniz.